Okey miyiz? 2-8 yaprak. Bu arada kendini böyle göbeğimi saklayacağım diye böyle bir şey kasma yani. Alper bu... Ne diyor bu? Ne diyor bu? Ben böyle bir aşağılama görmedim. İnsanlara fiziksel olarak dalga geçmiyoruz. Herkese selam. Tuğyan Sıkmıfıt'a hoş geldiniz. Bugün biraz üzüldüm bölüm çünkü sezon finalimizi yapıyoruz. O yüzden her yemeğin sonu muhteşem bir tatlıyla da sezon finalini yapalım dedik. Size nane likörlü elma tatlısı yapacağım. Bir şey yok baktığınız zaman. Elma, bir nane likörü, şeker ve su. Başka hiçbir şey yok gördüm. Limon var. Böyle basit tatlı ama bunun da sunumu çok gösterişli olacak. Tıpkı bizim kanalımız, programlarımız, yaptığımız yemekler ve benim gibi. Hemen elmaları soymakla başlayalım. Bütün halde bırakacağım ama isterseniz direkt ortadan ikiye bölüp çekirdeklerini çıkartıp pişirebilirsiniz. Ama ben bütün halini tercih edeceğim. Sapını da bu yüzden koparmıyorum. Tabağa koyduğum zaman düzgün görmesi için şu poposunu tek bir an düzgün bir şekilde aldım. Şimdi benim böyle bir aparatım var. Şef olduğum için buradan girip yavaş yavaş döndüre döndüre hissediyorum nereye kadar gittiğini. Tepesini kullanacağım, bir tepesini almayacağım. Evet, elmayı şu an oydum. Kafasını çıkardım. Neyse bir sonraki her şey yaparım, daha dikkatli olurum. Karışacak tereyağını hemen ne yapıyoruz? Bir limonlu su. Bunlar da üstüne sürerekten. Çok basit, çok pratik. Bir o kadar gösterişli, böyle lezzetli bir tatlı olacak. Alkol kullanmak istemezseniz tatlıda hani tüketmiyor olabilirsiniz. Nane şurubu esansıyla da yapabilirsiniz. Gıda boyası önermiyorum. Evet, diğer yemeğimi soymaya devam edeceğim. Soyduktan sonra görüşelim. Evet arkadaşlar, elmaları soyduk. Şu an limon suyun içinde bekliyorlar. Bu yaklaşık 500 ml bir nane likörü. Önce hızlı ateşte başlayacağız. Sonra kısık ateşte kaynatmayacağız. Poşeleme yöntemiyle pişireceğiz bunu. Poşe nedir? 85 derecede sabit tutup ısıyı kaynatmadan ama kaynama noktasına getirerekten pişirmek demek. Ne yapıyorum hemen? Altlarını dermiştik biliyorsunuz. Şöyle içine biraz şeker koyup ters çevirdim. Bunu da aynı şekilde yapıyorum. Ters çevirdim. Bunlar delik zaten ama içine yine girsin. Kalan şekerimi de üzerine pay edip 200 gram şeker var burada. Koydum. 150 ml. Su ekleyeceğim. Kapağını kapattım. Su kaynamaya başladığı anda likör ekleyip altını kısaltıp kısaltacağım, hatta küçük ocağı alacağım ve poşeleme yöntemiyle pişirmeye başlayacağız. Bu işlem yaklaşık 45 dakika falan sürüyor. Elmalar hem likörün tadını çekiyor, hem içindeki alkol uçuyor, hem de o müthiş yeşil rengi elmalara geçiyor. Olay sunumda arkadaşlar, çok güzel bir sunum hazırladım sizlere. Umarım beğenirsiniz. Bakalım. Likör ve suyun içinde yüzüyor. Bunu büyük ocaktan alacağım. Küçük ocağa koyacağım. Biraz daha ısındıktan sonra arada sıra çevirerekten elmaların her tarafına eşit oranda renk yayılsın direkten. Biraz kapağını kapatıyorum. Arada açacağım vesaire. 45 dakika falan sürüyor bu işlem. Sonrasında sunumda görüşeceğiz. Ya ne gülüyorsun lan? Evet arkadaşlar, elmamız pişti şu anda. Şöyle bir görselimiz var. Dolapta soğuttum. Hani direkt sıcak koyamayacağım için tencere aşaması falan. Toparladık biz orasını. Elmamız pişti, en güzel olanı sunum içinden ayırdım. Saplı olması özellikle. Ve ilkten sonra rengi tam oturuyor bu arada. Kalan sosumu çektirdim. Çektirmek dediğimiz elem kaynataraktan kıvamını vermek diyelim. Şöyle bir şurup gibi elde ettim. Yeşil renkte. Bunu sunumda kullanacağım. Burada bütün malzemeler şu an sunumda kullanacağım malzemeler. Siz kendi gönlünüze, zevkinize göre yapabilirsiniz. Direkt bu şekilde üstüne kaymak koyup da yiyebilirsiniz. İkiye bölüp yapabilirsiniz. Ben biraz show business, son sezon finaline özel diyelim. Kremalı, yulaflı bisküvim var. Kaymak var. Yaban mersini. Paraya kıydık. badem. Biberiye yaprağı, nar.
kum kat, nane yaprağı, antep fıstığı içi ve gül yaprağı. Diyeceksinler çok pahalı bir şey. Dediğim gibi bunlar biz para ekleyip aldık. İstemezseniz kaymak koyup yiyin. Vanilya dondurma çok güzel oluyor bu arada. Evet, şimdi sunum aşaması. Sosumuzdan biraz alacağım. Şöyle tabağa. Gelişi güzel. Halka oluşacak şekilde. Kaymak koyacağım. Şu ilk kaşıkta yaptığımız işleme kanel deniyor. Diğer her şeyi geliş güzel serpiştireceğim. Bakalım nasıl olacak. Biraz da badem koyalım. Devam ettiğimiz vardı. Herkes yiyemez. Herkes yiyemez. Şöyle nar tanelerim var. Koymadığım bir şey var mı? Yok. Bakıyorum şu an görselime. Nasıl gözüküyor? Arkadaşlar. Sizin yorumunuzu alalım. Yemeğe biraz daha parakla katabiliriz. Evet arkadaşlar. Tabağımız hazır şu anda. Gördüğünüz gibi. Vallahi spontan gelişti. Daha önce planlamadım. Gayet de başarılı oldu. Güzel oldu. Ben çok beğendim. Kendim yaptım tabağımı, kendim beğendim. Bu da öyle bir şey. Çünkü ben öyle bir insanım. İnsan parçalısı da gelmiyor gerçekten ama bir nokta parçalamamız lazım. Şöyle kestim. Güzel bir dilim. Biraz kaymağımdan aldım. Kum kat da gelsin. Güzel. Zengin gösterir. Şey ben Mersin de alayım. Tamam hepsini yemeyeceğim size de bakacağım. Ağzı resmen şu an eridi gitti. Hepsi hiçbir şey kalmadı. Müthiş bir lezzet. Gerçekten evlerinizi tavsiye ediyorum. Denerseniz yorumlarınızı mutlaka altta belirtiyorsunuz. Yepyeni sezonda yepyeni çiftler görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Hayır tamam hoşçakalın diyemem. 10 kere hoşçakalın diyemem arkadaşlar. Yeter.